Beyaz TV klasiği Sürü Manşet'te de gündeme damga vuracak konular yine masaya yatırılmıştı. Duygu Çuhadar'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Mustafa Kemal Atatürk'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kıyaslamaya kalkıştığı o paylaşıma sert şekilde tepki gösterdi. Bir soykırım yapan, bebekleri öldüren, kadınları öldüren bir devletin Dışişleri Bakanı'nın bizim ülkemizin kurucusu hakkında olumlu ya da olumsuz konuşmasını zaten biz istemiyoruz. Bu hedef alması şunun en büyük göstergesi. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunların canını gayet sıkıyor. Ve gerekeni yapıyor. Bunlara karşı hamleleri bir bir yapan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Yani... Ve ondan dolayı da İsrail'in bu noktada hakikaten canı çok sıkkın. Ekrem İmamoğlu Hamas bir terör örgütü diyor. Geçtiğimiz hafta evet. Hamas bir terör örgütü. Terör örgütü diyor. Şimdi bunu diyen bir kişiyi ne yaptılar? Seçim döneminde yine aynı Dışişleri Bakanı övgüyle tebrik etti ve ondan bahsetti. Evet. İsrail Dışişleri Bakanı gelsin baksın, bak bu da metrolarda onun sevgilisi olan Ekrem İmamoğlu'na karşı vatandaşımızın vermiş olduğu tepki. Mesela Ekrem İmamoğlu'na biliyorsunuz o hep hayır şeklinde onun bir uzatmalı hayır vardır ya konuşması. Hayır Ekrem hayır, Hamas terör örgütü değildir diye vatandaşlarımız metrolara aynen bu şekilde görüyorsunuz yazılar astılar. Görüyorsunuz Ali boykota devam, Ayşe katliama alışma, Ümit Starbucks'a gitme şeklinde de boykotlara tepkiler. Vatandaşlar devam ediyorlar. Büyük bir heyecanla beklenen Sürü Manşet'in bu haftaki bölümünde önemli gündem maddelerinden biri de 1 Mayıs'tı. Ülkesine, vatanına, milletine zarar veren, benim gözümde gerçekten bir teröristten farkı olmayan şahıslardır. Niye diyeceksiniz? Şu kaldırım taşını parçalayana İhsan diyebilir misiniz? Bu ülkenin vatandaşı diyebilir misiniz? Fırlatıyorlar kime? Polisimize. Polislere. Ve inanın ki polisimizin oradaki o sakin duruşu, bu büyük bir sınav, büyük bir sabır göstergesi. Ama ben bu kadar sabır göstermelerinden dolayı da memnun olmadığımı söylemek isterim. Çünkü siz polise taş atacaksınız, siz polise sopalarla vuracaksınız. Bizim polisimiz sırf orada bir karışıklığa yol açılmasın diye orada bu anlamda suskun kalacak. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ben şahsen bir milletvekili olarak şunu söylüyorum. Ya siz kimsiniz? Bizim polisimize taş atıyorsunuz. Bayrak. Siz kim oluyorsunuz? Bayrak sopalarıyla benim polisime vuruyorsunuz. Bir tarihin ötesinde bir durum. Ankara sele teslim oldu. Bir yağış vardı fakat inanılmaz görüntüler çıktı. Burada kimi suçladılar geldi. Biliyor musunuz Duygu Hanım? Vatandaşı. Sayın Mansur Yavaş'ı referans olarak göstersek. Şu tweet'i koysak. 2019 yılındaki şu tweet'ini. Bizler hiçbir mazerete sığınmadan kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu tweet'i atan Mansur Yavaş, hiçbir mazerete sığınmayacağım diyor. Sonra o da TV'den bir tweet, valiliğin dün yaptığı uyarının aksine vatandaşların hazırlıksız olduğu görüldü. Gökçek döneminin içerisinde de Ankara'da sel olaylarının yaşandığı durumlar olmuştu. O zaman evet. Ne diye Mansur Bey tweet atıyordu? Yetkililer az sonra Avrupa'dan yağmur sel baskını fotoğrafları yayınlar. Orada da oluyor savunmalarına başlar. Ne faydası varsa diyordu. Şimdi siz ne yayınlıyorsunuz Sayın Mansur Yavaş? 6 yıl oldu. Ne yaptınız? Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'ne hangi isim yönetiyor? Buyurun lütfen. Ekrem İmamoğlu %62 oy almış. Özgür Özel de %38 oy almış. Bakın Özgür Bey ne kadar hakim olduğunuzu düşünseniz de toplum önünde siz kendi partinizin genel başkanı değilsiniz. Millet Ekrem İmamoğlu'nun daha çok genel başkan olarak partiyi yönettiğini düşünüyor.